Teşekkür ederim. Çok mükemmel efendim. Çok şıksınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız efendim? İyiyiz, teşekkür ederim. Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Aynen devam yani. Yoğun ve... Yoğun. Burası benim aslında çalıştığım yer. Evet. o karın memuruyum. Dada'da ayda 2-3 defa en az şey yapıyoruz, konser yapıyoruz. Güzel de geçiyor çok. Bu akşam ilk defa izleyici olarak şey, başarılı dizimizin ve OGM'nin diğer başarılı projelerin kutlama gecesi. Yeni yıl gecesi ya da. Son dönemlerde böyle daha çok sahnelerde oluyorsunuz. Evet. Yani şöyle, ben çok gece işi yapmıyordum. Ondan sonra bu sezon başında çok yoğun bir şekilde talep gelince ben de girdim. Bir de bu sıralar çok fazla şey yapıyorum esasında. Gece işlerinden ziyade yılbaşı yaklaştığı için özel geceler yapıyoruz. Özel konserler yapıyoruz. Bir de iki yer var. Bilmiyorum, takip ediyor musunuz? Bir Boğaz var. Kuruçeşme'de. Bir de burası var Dada. Ayda ikişer ya da birer ikişer neyse duruma göre müsait olduğumuz sürece bu dükkanları çok seviyorum. Buralarda canlı müzik yapması güzel bir şey. Peki şarkıcılığın haricinde diğer şekilde sahnelerde olmak nasıl bir şey? Hangisi daha zor? İkisi de değil. İkisi de zor değil. Artık 22 sürse de oldu. Dolayısıyla benim için artık zor diyemem. İkisi de çok keyifli, onu söyleyebilirim. Ve benim vazgeçemeyeceğim iki bacağım gibi. Bir tane oyunculuk var, bir de şarkıcılık var. Ondan sonra dolayısıyla ömrümün sonuna kadar da bu işini yapmaya devam edeceğim. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bir yıl sizin için nasıl geçti? Çok iyi geçti. Bu yoğun tempoda çocuklara vakit ayırabiliyor musunuz? Tabii. Ben ona özellikle fırsat buluyoruz, yaratıyoruz çocuklarla vakit geçirmek için. Zaten büyüyorlar. Çok yakında, çok zannetmiyorum bizimle takılmaktan çok hoşlanacaklarını. Yani şimdiden falan demeye başladılar çünkü. Yani bir tanesi zaten 13 oldu. Öbürü 11'e yaklaştı. İşte 15'ten sonra yavaş yavaş arkadaşlarıyla. Her hafta belirli gününüz var mıdır? Buluşma gününüz, şöyle, o güne iş koymadığınız. Hayır, ama hafta sonları benimle oluyorlar çocuklar. Hafta içi annelerin evinden okula gitmeye alışırlar. Dolayısıyla oradan okula gidiyorlar. Hafta sonu Cuma'dan itibaren pazar akşamına kadar, bazen pazartesiye kadar bende oluyorlar. Ama tabii dizi özellikle ve iş olduğu sürece, eğer benim çok yoğun bir şeyim varsa, günüm varsa, o zaman annelerimden rica ediyorum. Eğer onlar müsaitse onunla vakit geçiriyorlar. Ama yok, bir iki saatlik bir işim varsa o zaman zaten problem. Peki onlar için görüşünü geçirmek, çıkmadığınız sahne veya dinlediğiniz için? Tabii oldu, olmaz mı? Çok çok oldu değil mi? Yani özellikle daha küçükken onlar çok şeyi durdurdum hayatımda diyebilirim. Bir yıl mesajı alalım efendim sizden. Yeni yıl inşallah ilk önce Türkiye'mize, sonra bütün dünyaya huzur getirsin istiyorum. Çünkü herhalde bu sorular en önemli sorunlardan bir tanesi. Sağlık ve huzur aslında birbiriyle bağlantılı. İnşallah geçen 2 yıl yaşadığımız gibi, 2,5 yıl yaşadığımız gibi bir salgın ya da benzeri bir durumla karşılaşmayız. Çünkü bahsediliyor da önümüzdeki yıllarda böyle enteresan şeylere gebe olduğu konuşuluyor. Bu tabii aynı zamanda huzuru da engelliyor, etkiliyor daha doğrusu. Ekonomik durumu da etkiliyor. İnşallah daha huzurlu, daha sakin, daha biraz şimdi ben de gençlik yıllarını geçtiğim için daha huzurlu bir hayat istiyorum. Onun için de bunu istiyorum açıkçası, bunu dilemek istiyorum. Bütün dediğim gibi ilk önce Türkiye'mize, sonra da dünyaya sağlık ve huzur diliyorum. Bu mesajı 10 sene önce istesek biz de mi? Eğlence mi? Eğlenmeyi hala seviyoruz. Peki. Görüşürüz. Teşekkürler, sağ olun.